Herkese merhaba, ben Tuana. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün benim doğum günüm ve sizinle birlikte hazırlanmak istedim. Geçen sene de birlikte hazırlanmıştık. Geleneği bozmak istemiyorum. Normalde bu videoyu tam doğum günümde yayınlamak isterdim. Ama bence önemli olan doğum günümde, yani asıl doğum günümde birlikte hazırlanmak. Günü de söyleyeyim. Bugün günlerden 27 Ağustos. Doğum günü benim için gerçekten her zaman çok önemli olmuştur. Yani elime değil, çok aşırı önem veriyorum doğum günlerine. Bugün ne yapacağız? Kısaca ondan bahsedeyim. Şimdi bir bakım yapacağım cildime. Zaten duştan çıktım, işte kil maskesi yapacağım. Sonra nemlendiren maske yapacağım. Bir de tam cildim düzeldi derken doğum günü hediyesi olarak yani şuna bakar mısınız? Gerçekten bu kadar falan bir sivilce çıktı. Allah'tan ucu yok. Onu kapatabileceğim. İşte böyle bir giriş yapmak istedim. Şimdi ben kil maskemi alıp hemen geliyorum. The Body Shop'un kil maskesini kullanacağım. Yani ben böyle özel günlerden önce makyaj yapacağım zaman her zaman kil maskesi uyguluyorum. Fondöten çok daha güzel duruyor çünkü. Şimdi bir de yanağımda falan da hiç aktif sivilce olmadığı için ay düşüyordu. Oraya da süreceğim. Ben normalde kesinlikle yüzüme kil maskesi uygulamıyordum. Ta ki tatildeyken Killik diye bir koya gittik Bademli'de. Orada böyle doğal killer vardı. İşte denizden geçtik, kayaları falan atladık böyle. Doğal kil almaya gittik. Hani ben de sürmeyeceğim dedim. Sonra annem zorla suratıma sürdü. Ve böyle bir güzellik olamaz ya. Yumuşacık oldum, size anlatamam. Ve ondan sonra bir hafta boyunca da fondöten çok daha güzel durdu cildimde. Şu anda gerçekten konuşamıyorum. Ama bunu göstermek istedim. Gözeneklerin içine çok güzel doluyor. Baksanıza. Yani gerçekten harika. Bir de ben önce cildimi bayağı ıslatacağım. Kesinlikle böyle ovuşturmayacağım. Çünkü çok hassas bir cildim var zaten. Birazdan göreceksiniz. Sonra kağıt maske yapacağız. Gördüğünüz gibi çok hafif şuralarda bir kızarıklık yapıyor. O da çok normal. O yüzden ben maskeden önce cildimi biraz daha nemlendirmek ve yatıştırmak için şu ikisini kullanacağım. Zaten bunlardan Instagram'da çokça bahsediyorum. Bu bir esans. Bu da Hada Labo'nun Hyaluronik Asitli Toniği. Maske olarak da Frida'nın bu blueberry'li maskesini kullanacağım. Bunları ben aşırı beğendim. Şunlar da var hatta elimde. Narlı olanından birkaç kere daha kullandım. Bundan da yanlış hatırlamıyorsam bir kere daha kullandım. İndirimlerde sürekli alıyorum. Duruyorlar kenarda. Ama tabii ki bu videonun asıl böyle dolu dolu olacak kısmı makyaj. Nasıl bir makyaj yapacağımı inanın hiç bilmiyorum. Her zamanki gibi. Maske o kadar yoğun ki içinde de bir ton ürün var. Şu anda çok komiyim gerçekten. Hani onu resmen bir kaba boşaltın ve 3-4 gün nemlendirici olarak kullanın, o derece. Doğum günümde de normalde hani böyle bir meyhaneye falan gitmek ben de isterdim. Ama şu anda hiç gerek yok. Gerçekten önemli olan doğum günümü kutlamış olmak. O yüzden böyle normal bir yerde bir yemek yiyeceğiz. Ben bunu 20 dakika falan bekletirim. Bir de sizi büyük ihtimalle buradan sonra direkt makyajı alırım. Saat şu anda 2.30 falan. Ama ben makyajı bir 4 gibi yapmaya başlarım diye düşünüyorum. Çünkü 6.30'da falan çıkacağım. Hani makyaj da taze olsun diyelim ona. Yemek gibi böyle sıcak olsun. Makyajım da taze olsun. O yüzden böyle bana göre 2 saat sonra, size göre de 1 saniye sonra görüşürüz. Makyajımı yapmak için geldim. Yine saat bayağı bir geç oldu. Yani oyalan oyalan oyalan. İlk olarak güneş kremi süreceğim. Bu Misha'nın Power Block güneş kremi kesinlikle ağırlık yaratmıyor. O yüzden böyle bir makyaj yapacaksam ve güneş kremi de sürüyorsam, yani akşam değilse, kesinlikle bunu kullanıyorum. Evet, evden geç çıkacağım. Ama yine de güneşe maruz kalacağım için kullanmam gerekiyor. Zaten ilk olarak göz makyajımı yapacağım. Far dökülürse etkilemesin diye. Ya bugün hep güvendiğim ürünleri kullanacağım. Şu taraftan göstereyim. Bu L'Oreal Modern Concealer. Bunu çok fazla görüyorsunuz belki ama gerçekten çok sevdiğim bir kapatıcı. Bugün de buna güveniyorum. Zaten özel günlerde hep bunu kullanıyorum. Önceden göz kapağıma çok daha fazla kapatıcı sürüyordum ve bunun yanlış olduğunu fark ettim. Yani en azından ben o şekilde çok fazla memnun kalmıyorum. O yüzden çok hafif geçtim. Sadece o damarlı görünümü alsın. Gözümün üstündeki morluklar kapansın. O kadar yeterli. Bugün çok kahvelerden çıkmak istemiyorum. Çünkü hala ne giyeceğim belli değil. Bu konuyla da ilgili göz makyajımı yaparken biraz konuşacağım. Şimdi bir baz oluşturacağım. Bu yüzden Kiko'nun 03 numaralı göz kalemini kullanacağım. Bunlar çok güzel yumuşacıklar. Hemen dağılıyorlar ve içinde ufak ışıltılar var. Şöyle kirpik tiplerimi uygulayıp dağıtacağım. Gelişi güzel bir şekilde sürebilirsiniz. Zaten daha bunun üstüne oho bir ton
şey kullanacağız. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Yani ben kombin videosu çekmeyi gerçekten istiyorum ama inan o kadar çok çekiniyorum ki, çünkü hayatım boyunca hiç çıkmadığım bir kiloya çıktım. Yani bu yüzümden de bence çok fazla anlaşılıyor. Önceki videolarıma bakıyorum bazen. Yani bunu kendine nasıl yaptın diyorum. Ama inanın bilmiyorum. Ve ne yazık ki bu konuda kendimle de barışamıyorum. Barışmak da istemiyorum açıkçası. Yani çünkü böyle mutlu değilim. Hatta böyle bir gaza geldim. Geçenlerde Trendyol indiriminden bir sürü kıyafet aldım kendime. Ama inanır mısınız? Hala poşetli bir şekilde duruyorlar. Çünkü onları poşetlerinden çıkarttığımda size video çekmek istiyorum. Ama videonun altındaki yorumları da hesap edebiliyorum. Ve hani bunları gerçekten şu anda kaldırabilecek psikolojide değilim. Yani o yüzden bugün de mesela hani benimle hazırlanın, doğum günü nasıl kıyafetimi göstereceğim gerçekten bilmiyorum. Çünkü hani beynim kabul etmiyor şu anki bedeni. O yüzden bilmiyorum yani, bakalım. Ama belki o videoyu da çekebilirim ya. Sonuçta şu anda spor yapmaya başladım. Sağlıklı beslenmeye %100 geçtiğimi söyleyemeyeceğim. Ama spor yapmaya başladım. O yüzden sağlıklı beslenmeye de geçtikten sonra bence kısa bir sürede en azından kendimi mutlu edecek kadar bir bedene sahip olacağımı düşünüyorum. Şimdi Maybelline'in bu muhteşem ve herkesin bildiği farını kullanacağım. O neden On and On Bronze rengi. Bu kaç yıllık inanın bilmiyorum. Yani şu an kör kalır mıyım onu da bilmiyorum ama kalıcı bir makyaj yapmak istiyorum. Zaten dibini görmüşüm ve bu biraz kurumuş olduğu için üstüne Fix Plus sıktım. O yüzden bir tık kendini toparlamış. Bunu da göz kapağıma uyguluyorum. Bu hem farın kalıcılığını arttıracak hem de gerçekten aşırı güzel bir renk. Yani şuna bakın. İçini de göstereyim. Çok güzel bir far paleti. Bununla Instagram'a video çekmiştim zaten. Şimdi buradaki kahverengi, yani kahve tonlu renkleri kullanacağım. İşte şunu, şunu. Bunun içinde biraz daha turunculuk var. Şunu da kullanabilirim. Yani onların hepsini harmanlayacağım gibi düşünebilirsiniz katlama bölgesi için. Bu arada başka Başak Burcu olan var mı? Varsa lütfen yazsın yani. Ben çünkü Başak Burcu insanlarla çok az karşılaşıyorum. Hani gerçekten, gerçi Buse de Başak Burcu ama o hiç Başak gibi değil. Ben daha çok Başak. Evet, ama onda kimse Başak Burcu olduğuna inanmıyor. Neyse. İşte gerçekten ama genel olarak Başak Burcu insanlarla çok az karşılaşıyorum. O yüzden beni izleyen Başak Burçlarını yorumlarda bekliyorum. Ama yani ben de Başak Burcu olmaktan çok memnun olduğumu söyleyemeyeceğim gerçekten. Çünkü inanılmaz takıntılı bir insanım. Hani ya gereksiz takıntılarım var. Ve bunların kesinlikle burcumla alakalı olduğunu düşünüyorum. Benim hiçbir suçum yok. Bütün suç burcumun bence. Böyle bir göz makyajı oldu. Sadece şimdi MAC'in bu tekli farını bir de ıslatarak uygulayacağım. Ha bu arada evet, göz kapaklarımda o fardan var. Şöyle ismini göstereyim ben. İsmi Tempting. Kendi de bir dakika. Kendi de böyle gerçekten hani benim en sevdiğim kahve farlardan. Bunu da NYX'in bir ritmisiyle ıslatıyorum. Herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Ay. Aa, nereye sıktım ben? Buraya sıkacaksın. Size farı gösterebilmek için yakına geldim. Şöyle tampon uyguluyorum. Harika ya gerçekten. Ve bence bu far benim gözlerimi ela gösteriyor. Sanki bu konuşmayı daha önce de yapmıştım. Bir daha yapıyorum. Gözlerimi ela gösteriyor. Şimdi saçlarımı yapmayı düşünüyorum. Çünkü maşa yaparken çok terleyeceğim. Yani tahminimce. O yüzden ten makyajım da akmasın. Ama maşa benim bu hayatta en korktuğum şeylerden biri. Onu burada nasıl yapacağım bilmiyorum. Çünkü sürekli böyle elim yanacakmış gibi hissediyorum. O yüzden korkuyorum. Biraz da saçlarım nemli. Neyse ben şimdi şey yapayım. Saçlarımı kurutayım. Sonra size nasıl maşa yaptığımı gösterebileceğim bir alan hazırlayayım. Ve geleyim. Bu arada göz makyajım çok güzel oldu. Ama maskarayı da sonradan süreceğim. Başka seçenek bulamadığım için banyoya geldim. Zaten burada işimiz çok kısa, yani en azından sizin için çok kısa. Şimdi maşamı göstereceğim bir dolanmış. Ben Fakir'in Estella maşasını kullanıyorum. Yani normal bildiğiniz bir maşa. Aslında şu rengine falan vurularak aldım. Ama gayet benim işimi görüyor. Kalınlığı falan da güzel. Zaten çok ince maşayla düğün maşası gibi oluyor. O hoşuma gitmiyor. O yüzden memnunum bundan. Yani bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama mesela çok çabuk ısınıyor. Bence iyi bir şey. İyi bir şey olarak görüyorum. Bu sefer yalnız biraz ince ince saracağım. Çünkü kalın sardığımda saçlarım asla tutmuyor. Tutsa bile hemen düşüyor. Ben şöyle dışa dönük yapıyorum ve şu arka taraf gerçekten büyük bir stres yani. Ah, saçımı çektim. Heh. Evet, mesela şöyle oluyor. A
pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack it. Şöyle göstereyim. Arkalar bitti. Ama o kadar korkunç ki saçımdan resmen duman çıkıyor. Yani çok korkuyorum ya. Ay elim yandı işte. Maşa görünümünü aşırı seviyorum ama maşa yapmaktan da bir o kadar nefret ediyorum. Şöyle. Evet, bu zaten kendisi. Açılacak birazdan. Üst kısmı da ikiye ayırıp öyle yapacağım. If we weren't going back, it doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting. Evet, saçlarım hazır. Şaka bir yana kanter içinde kaldım. Ama güzel oldu. Şimdi sadece şuralardan alacağım, tamam mı, birazcık. Oralara maşa yapacağım. Sonra zaten bitecek, yoksa ben bunda bayılacağım. Gerçekten maşa yapmaktan o kadar sıkıldım ki en son önlerini düzelteceğim. Şimdi gözenek küçültücü bir baz kullanacağım. Bu da Benefit'in Porfiller'ı. Sadece şu kısımlara ve burnuma uygulayacağım. Artık zaten fondötenimi falan sürmem gerekiyor ya. O kadar yavaş hareket ediyorum ki. Bu arada resmen artık videolarımı ayakta çekeceğim. Yani şu anda ışık çok güzel. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti şu anki ışık. Normalde böyle bir ışık olmuyor çünkü. Fondötenimiz de MAC Studio Fix. Yani benim özel gün fondötenim. Sürekli böyle günlerde kalıcılık istediğimde, güzel bir görüntü istediğimde bunu kullanıyorum. NW13 rengi bendeki. Ama keşke pompasından alsaymışım yani. Bu arada Marley'nin tüyü var. Fondötenden sonra bir dakika yüzüme de bakayım. Çünkü fondötenden sonra tüy varsa eğer deliriyorum kaşıntıdan. En önemli adımı unuttum. Şurama yeşil bir korektör kullanacağım. Bu Maybelline'in Master Camo'su. Zaten elimdeki tek yeşil korektör bu. Hemen şuraya. Yani böyle bir hediye de olmaz be cildim. Gerçekten doğum günümde dün falan yoktu bu. Kesinlikle bu sabah bir uyandım. Zaten böyle bir gol bekliyordum. Ya da evrene yanlış mesaj göndermiş de olabilirim. Ama bunu hak etmedim yani doğum günümde. Söyleyeceklerim bu kadar. Hatta elime almışken şuralardan da birazcık geçmek istiyorum böyle. Biraz daha pürüzsüz ve tek renk olması için. Elimin üstünde biraz fondöten kaldı. Onu da birazdan süngerle geçeceğim. Ama önce göz altlarımızı kapatalım. Şu kadarcık yeter bence. Burayı da aynı zamanda ayna olarak kullanıyorum. Ya çok gıcık bir görüntü oluyor ama bazen aklım gidiyor. Bunun yoğun bir kapatıcılığı olduğu için o kadarcık almanız bile yetiyor. Ama şuraları fırçayla düzelteceğim. Çünkü süngerle kontrolü çok zor oluyor. Gözüme bir şey kaçtı ve aşırı sulandı. Bu arada telefonum çıkıldı. Ya gerçekten şu görüntü beni o kadar mutlu ediyor ki. Bir de elimdeki fondöten kurumadan onu bir an önce süreyim dedim. Asıl siz şey biliyor musunuz? Bu görüntü deyince aklıma geldi. Ben böyle makyaj yapmaya ilk başladığımda 2 sene falan sadece fondöten sürüyordum. Tahmin edersiniz ki o zaman da açık renk fondöten kullanıyordum. Ama bu tam benim rengim yani, onu demek istemiyorum. Neyse işte hani böyle ne bronzer ne allık, işte annem diyordu ki yani bir şeyler sürsene böyle çok ölü duruyorsun. Yo diyorum işte, ben böyle çok beğeniyorum falan. Bilmiyorum, yanında bu aklıma geldi, bunu söylemek istedim. Böyle geziyordum. Ruhsar gibi yine göz makyajı falan yapıyorum. Ama onun haricinde hiçbir şey yok. Yine bir o günleri özledim mi acaba? Yok yok. Şimdi ilk kullandığım Kiko'nun kalemini aldım. Tabii ki onu alt kirpiklerime de getiriyorum. Çok azıcık uyguladım. Bu fırçanın üstünde de Tempting Far vardı. İkisi şimdi karışacak ve daha güzel duracak. Bir de az önceki Kiko Far'ın 4 numarası var. Şimdi onu da içlere uyguluyorum. Şöyle yani bildiğiniz 4 numara ismi var mı bunun? İsmi bence yok. Sadece 4 numara. Kaş ürünü olarak da asla şaşmayan ikili şunları kullanacağım. Bu Misha'nın Ultra'sı Powerproof serisinden, bu waterproof bir kaş ürünü. Gerçekten aşırı kalıcı. Bu da Revolution'un şeffaf kaş jeli. Ha, bu arada bendeki Natural Brown rengi. Yalnız bir dakika şey arıyorum. Aynı aradım da buldum. Kaşlarımı inanılmaz az dolduracağım. Çünkü zaten yeterince varlar. Sadece şu baş kısımlarını birazcık belirginleştireceğim. Oradaki boşlukları dolduracağım. Bu ürünü hemen dağıtmanız gerekiyor. Çünkü hemen sabitleniyor. Şu kadar yani, gerçekten. Şuralara falan çok şey yapmayı sevmiyorum da fırçada kalanla bir geçeyim. Bir de bunun ucu falan küçük ya. Çok kolay bir şekilde kontrol sağlayabiliyorsunuz. Şimdi şöyle havaya doğru yapayım. Havaya doğru kaş bana nedense yakışmıyor.
böyle full taranmış kaş görünümü ya da benim gözüm alışmadığı için, ama şuna bakın ya, yakışıyor mu? Gerçekten biraz komik duruyor. Ama bir dakika ya, biraz bugün böyle gezeceğim. Maskara olarak da Misha'nın şu iki maskarasını birlikte kullanacağım. Biri uzunluk, biri de volüm vaat ediyor. Aslında ikisi de her şeyi yapıyor. Ama volümün, adından da üzere, volüm vermesini daha çok seviyorum. Lent olanın da daha çok böyle tek tek ayırmasını, kirpikleri ve uzatmasını seviyorum. O yüzden bir kat volüm, sonra da bir kat uzunluk uygulayacağım. Ha bir de bunun akmayacağından eminim yani. Çok kez kullandığım için. O yüzden bugün de bunu tercih ettim. İki göz arasındaki farkı göstermesem de olmazdı. Şöyle bakın. Şurayı minicik bir bulaştırdım. O kuruduktan sonra halledeceğim. Bu arada resmen ten makyajım yok da. Acilen ten makyajını da yapmam lazım. Bu aralarda gidip geliyorum. Böyle bir kopukluk oluyor olabilir. Çünkü telefonum çalıyor. Doğum günü kutlamaları. O yüzden birazcık aksadı. Celine krem kontür kitini aldım. Şu rengi kullanacağım. Yani şu anda hatırladığım kadarıyla elimdeki tek krem kontür bu. Ülkede yok ama vallahi bir krem kontür yapmam lazım bugün. Kalıcılık için şöyle bir yüzümüzü inceltelim. Fırçada kalanlarla da çene kemiğimden geçiyorum. Çene kontürü gerçekten abartılırsa çok komik duruyor. Bunları dağıtacağım. Korkmayın. Toz ürünlere geçmeden önce bir de krem bir allık uygulayacağım. Bu Misha'nın Juicy Pink'lerinden BE01 rengi. Birazdan tozlarla da bunları sabitleyeceğim. Ama önce bir tane şuraya, bir tane de buraya. Yani bir baz oluşturmak için aslında. Dediğim gibi videonun başından beri 100 kere dedim ama daha kalıcı olması için. Bu süngerle uygulandığında biraz rengini kaybediyor. Ama önemli değil. Şu anda çok pratik olmam lazım. Son krem ürünümüz de bu MAC'in highlighter'ı bir yandan böyle çektim. Çok komik oldu. Bu Strobe Glaze'lerden Magic Hour rengi. Magic Hour rengi. Bunu videoda incelemiştik hatırlarsanız MAC'in yeni koleksiyonunu. Yani o videodan sonra herhalde iki kere falan daha kullanmışımdır. Maksimum kullanmaya kıyamıyorum bunu çünkü çok küçük. Ama resmen yanağıma gloss sürmüş gibi olacağım birazdan. Cidden aşırı güzel. Yani bence fiyatına değer bir ürün. Aa, şuradaki kontürleri dağıtmadım. Görüyor musunuz etkiyi? Gerçekten efsane. Işık burada, evet buradan da belli oluyor. Şimdi toz ürünlere geldik artık. Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını kullanacağım. Saçlarım yapışmazsa eğer. Yani bugün böyle çok fiyallık istemedim. L'Oreal'in Melon Dollar Baby, evet doğru söyledim. Çok hafif, çok azıcık geçiyorum. Şu anda da elimde aynı yok. Mecburen buraya bakacağım. Şöyle hafif. Pudra sürme konusunda da çok kararsızım. Çünkü MAC'in fondöteni bayağı mat bir fondöten. O yüzden o birazdan büyük ihtimalle cildimde matlaşacak. Şu anda çok parlak duruyor ama galiba sürmeyeceğim. Fondöten fırçamla da şu altları temizliyorum ve birazcık da buradan geçiyorum doğallaştırmak için. Makyajım hemen hemen bu kadar diyebiliriz. Yani unuttuğum bir şey yok diye düşünüyorum şu anda. Bir sabitleme spreyi sıkarım ama onları evden çıkmadan önce sıkarım. Rujumu da o zaman sürerim. Şimdilik ben gidiyorum. Birazcık daha bakayım neler yapabilirim diye. Ve ben hazırım. Rujumu sürdüm. MAC'in Strip Down dudak kalemiyle yaşını kullandım. Ruj olarak yaş. Dudak kalemi olarak da Strip Down. Saçlarım böyle oldu. Sürekli sönüyorlar. Bir kat daha maşa yaptım ve şu hale bakın. Yani bu bir tık daha iyi. Böyle şimdi size üstümü de göstereceğim. Çekeceğim ama belki göstermem. Şöyle bir minik topuklu ayakkabı giydim. Hem annem götürecek ya. Bu da ben. Herhalde çok 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 uzun zamandır boydan böyle bir göstermiyordum kendimi. Böyle bir elbise giydim. Bu elbise de Trend Yol'dan bu arada. Elbisenin minik bir yırtmacı var. Çok minik. Bu arada şu sıralar için kusura bakmayın. Mahalle hanımefendinin yaşam alanı. O da şu anda o kadar telaştı ki. Aşkım benim, seni götüremem ki. Bir de bu ışıkta kendimi göstereyim. Annem de arkadan söyleyip duruyor. Videoyu kapatacağım burada. Evet. Nasıl video oldu gerçekten bilmiyorum. Bir de şu anda tripod yok galiba. Elim titriyor. Doğum günün kutlu olsun güzel meleğim. Teşekkür ederim. Biz de annemle yarın kutlayacağız doğum günümü.
Öyle işte, ne diyeceğim bilmiyorum. Artık evden çıkmamız da gerekiyor. O yüzden ben videoyu kapatayım. Umarım keyifli izlediğiniz video almıştır. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Dur Nurcuğum, bir dakika. Ben saçımı düzelteyim. Şunu yakamam. Dur. Tamam, bu tarafını ben de çekeyim. Ay, Allah yıkayım ondan sonra. Mutlu yıllar. Çok kalabalık şimdi. İyi ki doğdun. Kız kaçıran bağlı ben aldım. Ben çok korkarım. Bu mu yanıyor bu? Patlıyoruz. Hayır, muma şey. Hayır, muma değildi şey. Ben onu üfleyemem ki. Ne diyorsun oğlum? Ay, çeker misin? Hayatım bitecek şimdi. Oley. Çok geç kaldım ya.